Evet sevgili seyirciler, bu hafta da tekrar sizlerle birlikteyiz. Stüdyomuzda sevgili İlhan Özdemir ve Hakkı Öztaba hocamız var. Hafta sonu bildiğiniz gibi kendi evimizde Alanya Elazığ Spor'la karşılaştı bu spor. Alanya dedim programa girmeden önce son Gaziantep Alanya maçını konuşuyorduk. O yüzden aklımda Alanya Spor kalınca Bolu Alanya dedim, kusura bakmayın. Elazığ Spor'la karşılaştı ve kısadan 0-0'lık sonuçta ayrıldı. Böylece beraberliğin ardından 11. sırada ve 14 puanda yer aldı Bolu Spor. Eğer yanlış söylemiyorsam 11. sıradayız değil mi? 10. mu 11. mi? O sıradayız. 11. Evet. Bu hafta önümüzdeki hafta yani bu maçlar milli maç nedeniyle ara verildi. Bir sonraki hafta Adana deplasmanına çıkacak. Adana Spor'da bir hoca değişikliği oldu. Onu konuşacağız zaten Hakkı Hocam. Bugün Adana Spor'da teknik direktör değişimi oldu. Adana Spor'la da Bolu Spor camiasının çok yakından tanıdığı bir isim şu anda görüşme halinde. Hakkı Öztaba Hocam bunlarla ilgili bize bilgiler verecek. Alanya Spor'un Hüseyin Kalpar'la birlikte yakaladığı 4 maçta aldığı 18 puan var değil mi? Evet. 16 puan var. Düzeltiyorum. 16 puan var. Grupta gerçekten Bolu Spor'un ikinciyle arasında 4, sonuncuyla arasında 6 puan fark var değil mi hocam? 2 puan yaptı. Evet. Samsun tabii. Evet. Biz ikinciyle. Samsun artık evet. 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 İlhan'a, sevgili İlhan Özdemir'den başlamak istiyorum. Bolu Spor Elazığ Spor'la karşılaştı. Maçın başında bocalasa da maçın özellikle ilk 15 dakikasından sonra üstünlüğü ele geçirdiğini görüyoruz Bolu Spor'un. Bir adım da olsa Elazığ Spor'un önündeydi oyun ve mücadele bakımından. Yakaladığı pozisyonlar vardı. Keza Elazığ'ın da yakaladığı pozisyonlar vardı ama bizim biraz daha çoğunluktaydı. 90 dakikayı nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi ilk 20 dakika, hatta 20 dakika Bolu Spor bocaladı tabiri yerindeyse biraz. Rakibe çok fazla imkan verdi, atak verdi. Belki Bolu Spor'un oyunu biraz daha geride kurmasından kaynaklan. Hatta Hakkı ile onu paylaşıyorduk. Biraz da çok geriye yasladı. Orta sahaya doğru oyun yaslanınca rakibe atak fırsatını çok verdik. İlk 15-20 dakika inanılmaz. Bolu Spor bocaladı. O arada gol de yiyebilirdik. Soner'in gene mükemmel bir kurtarışı var. Soner her zaman olduğu gibi bu haftada Bolu Spor'u geride defansa da rahatlatıyor. Defansın hatalarını da inanılmaz ölçüde bertaraf eden bir kaleci. Bu kaleci, bir kere onu ayrı bir parantez çizmek lazım Soner'e. Soner maşallah nazar değmesin bu sene. Yıllardan beri ilk defa böyle bir kalecimiz oldu. Kaleci demek, biz her zaman şunu söylerdik ya, kaleci bir sahaya çıkan bir takımın %50 yani galip gelmesinde veya oyununu kurmasında çok etkendir. Yani kaleci bir zor pozisyonda kolay bir gol yese takımın motivasyonu bozulur. Serdar, rakip kalede Serdar, bizim eski Serdar Kulbilge. Her takımda bir oyuncumuz var dediğin gibi. Burada da Ümit Tütüncü, Serdar bizde bu kadar performansı iyi değildi. Aslında iyi çıkardı. Baktık, hazırladık abi. Hapisten çıktı geldi adam. Geçmişte hani söylediklerim var ya, hani biz rehabilitasyon merkezi Bolu Spor. Biz burada bakıyoruz, yetiştiriyoruz, salıyoruz. Bu hafta mesela kendine getiriyoruz. Gittiği kulüplere inanılmaz destek veriyor. İnanılmaz fayda sağlıyor. Bizler de burada hem parasını veriyoruz hem de senin moralin bozulmuştur diyor. Sen bize biraz kal diyoruz. Yani iş buna geldi. Giden oyuncuların tamamı, hepsi gittiği kulüplerde başarılı. Bakıyorsun Karabük maçındaki bir kadroya bakıyorsun. O kadro şu anda elimizde yok. Ama bu hafta
Cüneyt Hoca niye değiştiriyorsun kadroyu? Yani Karabük maçında iyi bir takım galip gelmişsin. Aynı kadroyla çık. Emre'yi oynatmak zorunda değilsin. Emre'yi oynatmak için kendini çok fazla germe. Yani Emre de, çünkü Emre'ye bakıyorum, Emre çok fazla kendini germiyor. Hoca kadar gerçi Emre biraz daha faydalı olacak. Emre çok rahat, sanki 30 yaşını aşmış, böyle ben bu futbolu öğrendim, yedim, yuttum. İşte olsa da olur, olmasa da olur. İşte abi bak, Emre'nin oynadığı, biraz hareketli olduğu maçları biz alıyoruz. Rahat alıyoruz. Emre artık bunun farkına varmış olsa, yani ben, çünkü Emre şu anda yaş itibariyle, bir yetenek itibariyle belki PTT Lig'deki hani sayılı oyunculardan birkaç tanesi, ama ya Emre bu yeteneğinin farkında değil veya farkında, bilmiyorum, başka düşünceler mi var kafasında? Çünkü yani Emre'nin şu daha 21 yaşında Emre. Şu anki haliyle rakiplerin Emre'yle uğraşması diye, artık saha içinde Emre şov, yani bana göre Emre şov olması lazım yani. Evet. Sağdan solda, çünkü Emre sağda geçiyor, solda geçiyor oradan. Yani Emre bugün yetenek manasında her tarafta oynayabilecek. Sağda solda gidecek. Yani Emre hareketli olsa rakipler Emre'yle uğraşmaktan bizim diğer adamları bu kadar şey yapamayacaklar yani. Ama biz Emre bir kere giydiği formanın hangi forma olduğunu bir defa bilecek. Bolspor forması gibi. O zaman tarihine. Evet. Artık altyapıda oynamıyor. Yani artık altyapıda oynamıyor. Bir de Emre için bu kulüp çok büyük fedakarlıklar. Yani bir en az 5-6 sene Emre olması için, evet, kulüpte, yani eski başkanlar da yeni başkanlar da üzerlerine çok düşündü. Evet. Yani Emre'ye baktılar, daha olarak baktılar, antrenman olarak baktılar. Basın da baktı yani bu arada. Basın inanılmaz destek verdi. Destek verdi Emre'ye, ama Emre şu anda ya bazı şeylerin dediğiniz gibi farkında değil, ya da Ben Emre oldum artık diyor. Hocam mikrofonu takarsan, evet, mikrofonu takmadan hocam konuşuyorsun. Evet. Duymuştur. Seyircilerimiz duymuştur. Emre daha çok kulübe faydalı olması gerekirken, kulübe para kazandırması gerekirken, evet, ben artık üstüne futbolcu oldum. Ben bundan sonra ne yaparsam yapayım bu ligde ben Emre olarak oynarım. Veya Bolspor'la artık ben dönemimi tamamladım diye düşünebilir. Abi ama şimdi futbol öyle bu kadar ilginç bir şey ki. Şimdi geçen sene Emre'yi yere göre sığdıramıyor. Transfer dönemine baktığın zaman Emre'yi kulüp, Türkiye'deki hemen hemen belki bütün kulüpler, büyükler de dahil olarak izlemiştir. Ama şimdi bu sene baktığın zaman Emre'nin şu anda transferi konuşulmuyor. Emre şöyle konuşuluyor, bu şöyle anılıyor. Emre daha önceki, geçen seneki, ondan önceki performansından çok uzak diye anılıyor. Yani ben mesela siz seyrettiniz mi bilmiyorum, TRT3'te Hayri Ülgen'in programını seyrettim. Evet. Boluspor yerine Hayri Ülgen sadece Emre'yi konuştu. Evet. Yani Emre'nin geçen sene neler yaptığında, bu sene Emre hiçbir, evet, şey yapmadığından. Tabii ki geçen seneki Emre ile bu seneki Emre maalesef. Yani hep böyle Emre'nin iyi yanları değil de kötü yanları. Yani Emre'nin şapkayını alıp bir defa bir koyması lazım. İşte futbol, Cüneyt Hoca'nın da çok fazla zorlanmaması gerekir. Yani ben bu Emre'yi oynatayım, bana taraftar ne der diye, oynatmazsan ne der diye düşünmemesi lazım. Performans kötüyse biraz dinleneceksin, aklı başına gelecek. Şimdi veya bir önceki Alanya maçı izledik. Alanya maçında Emre vardı ama belki Alanya maçı bizim sezon maçından beri oynadığımız en kötü maçlardan bir tanesi. Hayır, futbolcuların zaman zaman gerileme anları vardır. Ama vardır ama. 1-2 maçtır o. Yani süreklilik arz ederse, o zaman futbolcuda bir sıkıntı var. Oyuncu 1-2 maç tamam, dediğin gibi belki moral, motivasyon, psikolojik olarak geriler ama fizik kalite yerindeyse onu toparlama şansı var. Ama Emre'de şimdi şey var abi. Yani 90 dakika boyunca bakıyorsun, eski Emre'de eser yok. Eski Emre mücadele yok. Kıpırdadığı zaman, bir iki hareket yaptığı zaman takımı hareketlendiriyordu. Gol pozisyonu yaratıyordu, gol atıyordu. Ama şimdi bakıyorsun Emre ikili mücadeleye girmiyor. Devamlılığı yok, oyun içerisinde yok, pozisyonda yok, pozisyon üretmede yok. Yani Emre böyle sağda böyle sadece gezinen, işte ben 90 dakikayı doldurayım diyen bir Emre var sağda. Alanya maçında kötü bir takım. Belki sezon başından beri en kötü maçlarından. Hazırlık maçlarımız dahil de en kötü bu maçı. En kötü Alanya maçı, ama biz Karabük'e gittik, canlı seyrettik biliyorsun abi işte. Birebir seyrettik.
Emre hatta niye yok diye hem kadroya baktık hem 11'e baktık. Baktık 18'e de yok. Dedik ki bir sıkıntı var. Meğer sakatmış. Ama o gün Emre'siz bir takım çok iyi oynadı. Demek ki Emre'siz de bu takım oynama şansına sahip. Evet. Şimdi çok oynayan bir maçta çok oynayan biri kız, gol atan biri kız. Geliyorsun şimdi o adamı ödüllendirmen lazım. Bir maç sonra bir bakıyorsun adam 11'de yok. Yani Emre illaki tamam oynatacaksın ama bu adamı da hani kesmemek lazım yani. Ya zaman içerisinde bu hatayı bir zaman Serdar Kulbilke cezalıyken Eser'i oynatmıştı. Bizim Serhat Hoca. Samsun'da mı? Eser'i oynattığı sürece Samsun maçında sakatlanmıştı. Serdar girinceye kadar, Serdar iyileşinceye kadar Eser'i oynattığı sürece Bolspor çok iyiydi. Ne zaman Serdar Kulbilke iyileşti, onu kaleye aldı, Bolspor teklemeye başladı. İnanılmaz goller yemeye başladı. Hatırlayın o dönem, Samsun'da o sezonu. Samsun'da sakatlandı hatta. O sezonu hatırlayın. Eser, o en büyük şanssızlık da oydu zaten Bolspor için o sezon. Belki Eser, İlk önce Serdar oynamadı. Evet. Ondan sonra o ara Eser'i koydu. Evet. Eser'den sonra o girdi. Evet. Ama Eser sakatlanmasa da zaten Serdar birinci kaleci olarak alınmıştı. Abi bizim en büyük şey, handikaplarımızdan biri. Programın başında söyledin ya. Bizim İskender Alın'ı aldık. Hapiste cezaevinden çıktı, aldık geldik. Evet. Serdar'ı Kulbilge'yi iki sene oynadık. Ali'yi sakat aldık. İki sene oynamamış. Aldık. Şöyle yani performansları düşmüş. Tamam. Bir geçmişine baktığın zaman Serdar birbirini kimsenin background'ına bir şey söylemez. İskender Alın'a kimse kalkıp da ağzına laf söylemez ama futbol sadece isimle oynanmıyor ki. Futbol diri olursan, kuvvetli olursan. İsimle transfer yapıyor bunlar. Ha, bunlar biz ne oldu? Biz İskender Alın hapishanenin kapısını aldık, getirdik Bolspor kulübüne. Serdar iki sene oynamış, aldık geldik. Ha, isim olarak tamam ama bize ikisi de çok faydalı oldu mu? İki sene olmadı. Olmadı. İkinci sene tam İskender Alın kendini toparladı dedik. Tam bize faydalı olacak dedik, dendi. Adam satıldı gitti işte 13-14 tane biz gol faydalı, attı. Aslında futbolculara biz faydalı kulüp olarak, biz Bolspor kulübü olarak biz faydalı oluyoruz. Evet, biz alıyoruz. Adamları dinlendiriyoruz. Ya bize kadar kimse almıyor zaten. Tabii. Artık kulüpler öyle bir hale gelecek ki Bolspor'a diyecekler ya şu futbolcuları alın da iyileştirin, bize gönderin. Yani öyle yapıyoruz zaten. Siz bakın. O duruma gelmeye başladı. Öyle yapıyoruz abi zaten. Biz rehabilitasyon merkezi gibi. Sürekli. Bak, Serdar şu anda eğer bu liglerde oynuyorsa Bolspor kulübüne yatıp kalkıp dua etmesi lazım. Gelip bir sene bizde bedava oynaması lazım. Gerçi kesinlikle, bu sene transferi kesinlikle vardı. Konuşulmuştu bayağı. Gelme durumu da vardı. Olmadı evet, bazı nedenlerden evet dolayı. İskender şu anda bu ligde varsa, para kazanıyorsa Bolspor kulübüne dua etmesi lazım. Evet. İskender'i biz hem adam ettik. Yedirdik, geçirdik, baktık, gitme yaptırdık, maç oynattık. Kesinlikle. Kendine getirdik. Bir de para koyduk cebine. İki sene. Evet. Ali Güzel daha sakatlandı. Büyükşehir'den ondan gönderildi. Ankara'dan sakatlığından dolayı gönderildi. Getirdik evet, biz iki sene hem parasını verdik hem evet adam ettik. Gerçi sakatlandı. Ya tam bundan, iyi olduğu dönemde bize faydalı ya olmadı. Geçmişe bakarsan böyle bir sürü futbolcu var. Ali Güzel de aldı aynı. Yani sakat futbolcuyu aldık. Öyle. Sakat futbolcuyu almamız bir yana, ya Ali Güzel dalı bir, iki maç, üç maç oynatamadı ki ya. Bir de şey soracağım. Ya Ali Güzel daha tam iyi oynayacaktı. Biliyorsun adam bir maçı sakatlandı. Geçen sene. Sakatlandı bitti. Gene evet, dizinden bir evet sakatlık geçiyordu. Ali Güzel oynadı bitti. Bir de şeyi soracağım özellikle. Ya şimdi Elazığ'ın yabancıların hazırlık maçında da beğenmiştik çok biz burada. Bu maçta da yani yabancıları çıkart, Elazığ maçında biz galiptik. Bakın ben açık konuşuyorum. Şöyle bugün bizdeki yabancılar işte biz senle İlhan abiyle de evet beraber konuştuk. Dedik ki şimdi kalecide sıkıntımız yok. Sonuç 10 numara. Evet. Yaptığımız en iyi transferlerden evet bir tane. Luiz'i beğenirsin, beğenmezsin, eleştirirsin evet ama ben çok beğeniyorum. Evet. Adamı her zaman zaman kayatmasına rağmen. Olacak o kadar. Olacak. Defanstaki en büyük garantilerimizden evet bir tane. Olmadığı zaman evet çok büyük sıkıntı evet yaşıyoruz. Bir tane diyorum Luiz'in yanında bir tane daha çabuk bir adam. Katılır mısın bilmiyorum. İki tane Elazığ'ın o önlü görüşü var ya abi zenciler. Evet. Alanya'nın da var. Bak Alanya Spor'un da bir zenci var. Aynen öyle. Yapirovic. Silva'yı mı diyorsun? Yapirovic bize geri. Sarışın. İki sağ. 18'e 22 numara. Binya. Evet. Aa yok. O, sen 18'e 22'yi konuşuyorsun. 20 ile 22. Giles'le evet şey diyorsun. Ha. Clayton. Clayton mesela. Clayton orta sahada. Kosip Prens. Sekbeto. Ha onu diyor. Tom. Kısaca Tom ismi. Aynen öyle. 20 ile evet 22 numara. İki evet tane önlü barosu bizde olacak. Evet. Bir tane de forvete ya. Peki hocam onlara katılıyorum. Tamam. Peki Anko Jansen'e ne diyorsun?
Ya bu kadar kilolu bir futbolcu olabilir mi ya? Mustafa sen yakın yani bir ben son şey göze bakıyor musun bakın. Yani bir şimdi futbolcuya tek bakarım bir oyuna bakıyorsun bir futbolcuya bakıyorsun. Şunu söyleyeceğim bakın Boluspor'da Andaç Güler Yusuf diye bir oyuncu var bir de Anko Yansen var. Şimdi niye iki örnek veriyorum bugün Andaç Eskişehir Spor'dan kiralık geldi. Bu yetenekli bir oyuncu. Zaten girdiği maçlarda da attığı goller. İşte Urfa maçında iki gol girdi. İki gol attı. Oynadığı maçlarda gol atıyor. Ama şimdi ikisinin bir özelliği var. İkisi de maalesef bir türlü o form grafiğini daha henüz yakalayabilmiş futbolcular değil. Ne zaman yakalayacağız? İşte Anko'da da mesela hafif göbek var. O bel bölgesi çok kalın. Ya şu Andaç da benim bak Andaç da şort olmuyor. Güreşçi kısmeti gibi olmuş. Bilgiye göre neredeyse 24 uyku hariç 24 saatin tamamında yemek yiyor. Aynı çalışmayı yapıyor. O zaman ekstradan çalışar. Çalışmıyor. Şey yap yani. Şimdi sen tamam yeteneklisin bak. Boluspor'a maliyetini söylemiyoruz bunun. Şimdi, ciddi bir maliyeti var Boluspor'un. Şimdi hoca herkes şunu diyebilecek işte mesela bazısı demiştir ya Andaç varken niye hani oyuna girmiyor? Veya Andaç varken niye o fareyi oyuna sokuyorsun diyebilir hocaya. Ama baktığımız zaman bizim yedek kulübesinde de mesela Emre Can Afacanoğlu diye bir defans oyuncusu var. Hani ben kötüleme babında söylemiyorum ama yani şimdi Boluspor'un bunları kim aldı kardeşim? Bunlar amatör takımlardan toplayıp bir tartışılır bence. O fare ya o Pirović de o fareyi yan yana koyuyorum. Ya Pirović o fareye 1000 basar. Hadi onu geçtim. Evet tabii. Ricketts var yavaş yavaş forma giriyor. Hani bu hafta ben hani hocama da söyledim. Yani 11'de başlayabilirdi. Yani Emre biraz daha bence hani Emre kendini zaten bir kendine gelebilmiş olsa Emre'yi zaten hani hiç kimse ne hoca kesmek ister ne bir şey kesmek. Emre'yle öyle dışarıda alakalı bir şeyler duyuyoruz ki Emre'yle alakalı. Onları şimdi burada sorsak söylemek olmaz. Alıp onu sorguya çekmeler lazım. Evet. Yani kulüpte ne oluyor demeler lazım. Şimdi Andaç'a gelelim. Andaç habire ye yemek ye. Tabii şimdi ben bak ama ben Andaç falan diye. Bak şimdi oynayan abi, takım Andaç yedek. Şunu Andaç unutma. Performansı olmadığı için yedek. Senin Anko Jansen'e ben bu hafta Hakko Ceylo onu konuştuk. Dedik ki ya bu futbolcu mu Allah'ını seversen ya? Bu nasıl bir futbolcu ya? Artı meziyet olur. Orta saha göbekte oynuyorsun. Boluspor'un en pahalı futbolcusu şu anda biliyor musun? Ya zaten en pahalı futbolcusu. Onu söylemek istemiyorum. Az önce onun üstüne yani aldığı paraları konuşmuyoruz biz burada. Sadece bizim yapmış olduğu kendi futboluna bakıyoruz. Futboluna bakarsam alıyor, veriyor. Alıyor, veriyor. Yani adam eksiltme yok, verkaça girme yok, top kovalama yok. Abi o öyle bir şey futbol onun bu bünyeyle, bu cüsseyle öyle bir şey yapma şansı yok. Yani kiloyla böyle bir şey yapma şansı yok. Sıradan bir futbolcu yani öbürkülerden farkı yok. Onu yetenekli ama bak yetenekli ama yeteneğini göremedim ben daha. Bak, oynadığı maçlarda esasında sen gördün mü? Anko'yu şöyle değerlendiriyorum. Bak Anko futbolu bile şimdi bu Anko'nun takımı bildiğim kadarıyla şut çekiyor. Direkten dönüyor. Hollanda liginde oynayan Roda takımı. Anko'da şimdi futbolu bilmeyen bir adam Hollanda liginde ne ikinci ne üçüncü liginde ne birinci liginde oynatmazlar. Anko'da futbolu bilen yetenekli ama maalesef yani şimdi bir kilo var. Böyle bir durgunluk var. Esasında ilk geldi ilk maç mı? Bir hazırlık maçı mı? İlk maç mı? Dedik ki ya Anko dedik böyle i̇lk oynayıp da maç. Üzerinde de koyarsa dedik, karşıya kalmış abi hatırlıyorum. Anko dedik böyle oynayıp biraz da üzerine koyarsa tamam dedik. Şimdi Anko'da geriye doğru bir gidiş var. Ya bizim yabancılardaki en büyük sıkıntımız ne biliyor musun abi? Yabancılar geldiği zaman öyle anlaşmalar oluyor ki yani bu Türkiye ligine bahsetmiyorum dışarıda var mı? Adam kaç anlaştı? 500. Ya belli bir miktarını peşin alıyor. Maç başına bölsen bile garanti para alıyor. Şimdi Canla diye bir tane adam var. Onu diyecektim. Antalya'da bu adamı seyrettik iyi oyuncu. 100 bin sakat. Ama 100 bin sakat. Bu adam 100 bin sakat. Öyle bir çakmışlar ki bize abi bu adamı. Bu adam biraz zorlasa benim bildiğim kadarıyla ye belinde sıkıntı var. Belinde sıkıntı var. Oynadığı zaman biraz yani bele yük bindiği zaman bu adamın sakatlığı yükseliyor oyunu yerine bırakmak. Çıkması lazım yani mutlaka. Ama bu adam ayda 42 milyar parayı alıp cebine koyuyor abi. Sakat da olsa olmasa da bu adam alıyor. Anko Yansen dediğin öyle. Bella ayrı.
Ofera aynı. Diğer Rickards aynı. Bu yabancıların hepsi, Hernandez aynı. Şimdi böyle olduktan sonra, garanti para olduktan sonra adamlar da çok fazla yüklenmiyorlar ki. Nasıl olsa diyor benim param garanti. Benim diyor burada bir sıkıntım yok. Diğer oyuncu, bizim Türk oyuncuları işte idmanda koşacak, maçta koşacak, forma kapma savaşı yapacak. Parasını alacak ama bunlar Can'da hiç oynamasa da parasını alıyor. Bella hiç oynamasa da parası yatıyor. Rickards hiç oynamasa da parası yatıyor. O zaman bu diyor ki benim diyor o zaman benim koşmama, mücadele etmeme, kendime gerek bakmama yok, gerek yok ki diyor. Arabası evet, altında evini tutuyorsun. Parasını yatırıyorsun, yatırmadığın anlamda. Türkiye'deki bütün yabancılar bayağı, aynı zaten bayağı, yani. Aynı. Süper Lig. Hepsi için geçer. PTT'lik, ikincilik. Şu bir reklam arasına gidelim, ondan sonra evet, devam edelim, olur mu? İşaret de geldi. Unutma, kısa bir reklam arası, ardından tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili seyirciler. Ticaretten evleneceklere müjde. Yatak odası, yemek odası, koltuk takımı, oturma grubu. Mobilyanızı şimdi alın, 5 ay ödemesiz 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Kısa süreli bu fırsatı kaçırmayın. Murat Ticaret göl yüzünde. Evet, reklamların ardından birlikteyiz. Evet, İlhan abi, tam senin sözün başlarken reklama gittik. Luis Enrique, Luis var ya, bu saydığın yabancı, onları dışında tutmak, Luis'i biraz dışında tutmak lazım. Aynen. Yabancı profillerini çıkarttın ya az önce. Hı hı. Luis'i biraz, Luis sahanın her tarafında olan, oyuna inanılmaz katkısı olan, kademe anlayışı, arkadaşlarına yardım, bütün arkadaşlar, defansın bütün gerisinde defansın arkasına sarkan, bütün toplarda olan, Ramazan'ın bile onunla beraber oynarken çok rahat oynadığını gördüğüm. Evet. Ama senin abi iyi dediğimiz 42 yaşamıyor diye bir de bu var. Ama onu söylemiyorum artık yani. Bir de o var ya. Eleştirelim de. Abi o kadar ilginç ki yani. Bak Elazığ takım dünya borç içinde. Dünya kadar ya parasız borç oynuyorlar. Parasız. Biz biliyoruz. Yani içeride oynayan bizim mesela Rize'den benim Onur var orada oynayan. Görüştüğümüz Mehmet Yiğit işte Antep'teydi geçen sene Karşıyaka'da bildiğimiz adamlar. Bunlar parasız, primsiz oynayan adamlar. Bir tarafa bakıyorsun yabancıları bulmuşlar. Nasıl bulmuşlar? Bir şekilde iyi bulmuşlar. Bizim arkadaş diyorsun ki paramız var. Her sene ödeme yapıyoruz. Oyuncuları bizde parası kalmıyor bir şekilde. Alıyorlar ama gidiyorsun işte adı sana bilmemiş. Ofere'yi alıyorsun. O gidiyorsun Bella'yı alıyorsun. Hadi Rickards'ı diyorsun aldık tamam. Buca'da çok iyi işler yaptı. Rickards kötü değil esasında da yavaş yavaş. Bir senesi boş geçmiş. Evet. O yüzden sıkıntı. İsrail Ligi'ne gitmiş adamın bir tane maçı var. Boş geçmiş. Şimdi Ofera diye bir tane adam almışsın. Baktın mı geçmişi ne olmuş, nasıl olmuş, oynamış mı, oynamamış mı? Şimdi oynamış olsa diri olur. Bir de bu İskoç Ligi'nde. Valla abi Ofera gol atsın, goller atsın. Ben bütün söylediklerimi geri alacağım. Ben buradan tamam, o kadar da büyük konuşuyorum. Şimdi oyuncu yabancı alırken bir defa şuna dikkat edeceksin. Sağlık. Baştan aşağı check-up yaptırıyorsun. Yaptırman lazım. Oyuncunun sağlığı nasıl? Çünkü adama para veriyorsun abi. Garanti para. Adam 500 anlaşıyorsa bütün sezon 500 milyarını yatsa da adam uzansa da alıyor. Bir de bir Dixon vardı. Biliyorsun gönderemedik abi. Bizim zamanında Dixon vardı. Almışlar. İki sene anlaşma yapmışlar. Bir tanesi İngilizce, bir tanesi Türkçe. İngilizceyi tabii bizimkiler tercüme edemedikleri için Türkçe. Edene kadar iç işlem geçti. Edene kadar adam zaten bir 500'lük daha yaptı kulübü. Bundan sonra adam yattı, kalktı, oynadı, oynamadı. Hop hadi güle güle parasını aldı. Gitti bir sene. Gitse bir iki takım aldı. Evet. Şimdi de bunlarda da aynı ya. Yazık günah. Ya bir sürü adam var abi ya. Yani geçen sene ki Kibonk mesela, Kibonk'u arıyorum şimdi ben. Ya tabii Kibonk'u arıyorum yani bak. Ya. Kibonk şu anda hani bizim ligin ben elimde olsa Kibonk'u geri getiririm. Yani Kibonk şu an nerede? İşte Konya'da şu anda hala. Daha kadroda yani. Ya Konya'da da ya Konya'da yaşıyordur o. Abi, evet. Futbol oynamıyordur evet, artık. Şey dedik. Tabii. Bak İshak dedik. Biz dedik ki bildiğimiz oyuncular evet, en azından kalsın. Evet. Neden? Bu adamı biliyorsun. Evet. Adamın 34 maçta 33 maçı var. Bir tane maç oynamamış abi adam burada. O da cezalı aynı herhalde. O da cezalı. Bir maç hariç Urfa maçı biliyorsun. Evet. Vasat oynadı. Kötü oynadı. O da zaten kabul ediyordu İshak.
Öbür maçların hepsinde performans üst seviyede. Sen zaten İshak deyince farklı konuşuyorsun. Abi değil, alakası ama doğru İshak, ben de beğeniyorum hocam. İshak, yani İshak. Faydalı diye konuşuyorum. İshak gittiği kulüpte de şu ben an. Ben tanımam çocuğu, bir kere muhabbet etmiştim, yok konuşmuştum. Ya ben şaka işin espri. Geçen sene de bu İshak konuştum. Hani diyorum ki şimdi İshak kaç para istiyor? 600. 600 veririm abi. Neden veririm? Çünkü ben macera arıyorum başka oyuncu aramakla bunda. Ben onun aldığım oyuncu onun yerini tutacak mı? O performansı gösterecek mi? Buraya alışacak. Ya macera arayacağım bölgeler vardır. Evet. Bazı bölgelerde macera için biraz futbolcu alırsın, tamam, ama aldığın oyuncuda iki tane. İşte maceralık oyuncular olur. Her kulüpte vardır, tamam. Bu Galatasaray'da, Fenerbahçe'de. Şimdi Nani aldı, Ampersi aldı. Ona da macera arıyor. Bildiğin oyuncuyu mu alırsın abi? Bilmediğin oyuncular. Tarık, Veysel, Galatasaray'da bir de yabancı vardı, Bruno. Üçüne 30 milyon dolar verdi. Buruma. Üçüne 30 milyon dolar verdi. Hangisi var şimdi Galatasaray? Ama yani bunların menajeri kimdi abi? Neyse gireyim şimdi de. Şimdi her oyuncu vardı ama kimdi? Galatasaray, Fenerbahçe bu paraları götürür de. Galatasaray, Fenerbahçe bunu götürür de. Bizim Bolspor zaten şeyle topluyoruz. Abi. Sayın Başkan işte bankadan kredi alacak. Bu futbolcuların istek ve arzularına cevap verecek. Bu işler böyle yürümez yani. Ya şu anda bir tek Savaş Başkanı yaptığı fedakarlık var. Ben diğerlerini bilmem. Yani diğerlerde yönetimde arkada saygımız var ayrı, ama bugün ben mesela bir şey daha duydum. Karabük maçını ikimiz beraber seyrettik hocam. Karabük maçında Sait Kara Fırtınaların da Boluspor'u izlediğini biliyoruz. Orada tribünde. Niye? Cüneyt Hoca mağlup olursa Elazığ maçı var. Elazığ maçında da nasıl olsa mağlup olur. Ya bu işte bu ama menajerle, yani bu menajer Boluspor'u şu anda bazı oyuncuları getiren bir menajer. Aynı menajer. Beraber maç seyrediyor. Yabancıların çoğunun gelmesi, transferlerin çoğunun gelmesi. Şimdi iki maçı Cüneyt nasıl olsa kaybeder. Tamam mı? Ama belki başkanın bundan haberi var, belki yok. Yani haberi olduğunda çok sanmıyorum. Ama haberi de yoksa buradan öğrensin. Sait Kardan Fırtınalar meşhur o menajerle oturuyor. Tabii daha sonra Cüneyt Hoca da bu ikilinin arkasında oturuyor. Biz de yan taraftaki tribünde oturuyoruz. Çünkü Sait Kara Fırtınalar Karabük Spor'un başına gelmeyeceğine göre, çünkü Baliç yeni geldi. Hani sezon başından. Şimdi hani söylemeyeyim diyorum bazı şeyleri, ama bugün hala biz o fareden, yani bilmiyorum, yani belki adam iyi adamdır yani. Ben 25 senedir futbolun içindeyim. Geçmişi iyi. 25 senedir bu işin içindeyim. Bak 25 senedir bu camianın içindeyim. Spor camiasının içindeyim. Boluspor'a ne adamlar geldi geçti. Ne futbolcular geldi geçti. Ama ben hani o fare kötü oyuncudur demiyorum. Ha, iyi oyuncudur. Adam İtalya Ligi'nde oynamış. Sonra İskoç Ligi'nde oynamış. Tamam, oynayabilir. Yani bu demek değildir ki o fare kötüdür, iyidir. O ayrı, ama şu ana kadar o fare dediğin gibi hiçbir futbolcu bedava oynamıyor. Özellikle yabancılar. Şimdi yerlileri oynatıyorsun. Abi yanında bir tane doğru düz maçı yok. Adam 42 milyar alıyor. O para belki o kadar alıyor. Yani Bella dediğin adam gelmiş. 20 dakikalık oyuncu bence. Fötör gözlük. İnsan ama iyi, karizma iyi. Değişik gözlükler var. Kim bu dedin ya? Kim bu diyorum. Şuradaki belediye meydanından anlayış burada gözlükleri gibi abi. Abi bak, bak şu andaki Anko Yansen'in o fiziğiyle, o görüntüsüyle, yani o şort olmayan görüntüsüyle ancak halı sahalarda falan oynar yani. Ya adamın hiçbir... Abi beni çok kalın çok, ben diyorum. Bak, oyun zekası var. Evet. Top tekniği de var. Ama olduğu yerde mesafe kat etmiyor ki. Olduğu yerde bir hareket yapıyor. Bir hareket yapıyor. Kaleye şut çekiyor. Ve bu adam kenar oynuyor abi. İşine direkten dönen topa eyvah yapıyor. Top kendine doğru geliyor. Ya mücadele et. O dönen topa da bak. Yok. Süreklilik yok. Vurdu topu, bakıyor. Girdi. Girmedi. Yani, Mevlam kayırı. Yok ki abi, devamlılık yok. Aynı şey Emre'de de var. Devamlılık yok. Ya Emre gene ona göre koşuyor. Üzüm üzüme baka. Ya onun yanında abi, Emre. Ebru olduğu yerde oynuyor ya. Onun yanında Emre uçuyor tabii canım. O ayrı bir şey de. En az 10 kilo
vermesi lazım ki normale dönebilsin abi. Adam topla bir defa mesafe kat edemiyor ya. Öyle oyuncuyu ne yapacaksın abi kaleye gidemedikten sonra? Bir de kenar oynuyor. Bu adam forvet arkası oynasa anlarım. Alır akıllı zeki topu oyunu durdurur. Gerektiği zaman aralara oynar. Evet. Pas yaptırır takıma. İdman ama... dışında o tür futbolcuların ayrı idman bittikten sonra kendilerine... Cüneyt hocama ayrı... iş düşüyor. Anko'yu, tamam. Andacı'yı. Şimdi biz bol bol çalıştıracak. Biz de bazı şeyler evet. duyuyoruz. Adam Andaş dediği gibi sürekli yiyormuş. Ama idmana bakıyorsun aynı idman. Ekstra, ya, ekstra şey çalışıyor zaman. Bella işte sakat koş diyorlar. İki tur atıyor geliyor dinleniyor. Nasıl olacak abi? Adamın içinde olmadıktan sonra... Ya senin yaptırım gücümde ne oluyor? Şimdi maçıma çıkarım oynarım, golü atarım girerim dese o da yok. Yok öyle bir şey yapsa keşke. O zaman öyle yapsa böyle... zaten kimse konuşmaz bunu. Ulan, konuşuyoruz ama adam çıktı golünü attı bize de kapak oldu derse öyle bir şey de yok. Valla ben mesela şu son haftalardaki formundan dolayı mesela Yusuf Emre Gültekin. Aynen öyle. Bak ben bir... sezon başı çok eleştirdik dedim nereden buldunuz bunu ama helal olsun çocuk çıktı. Bak, mücadele ediyor. Yani en azından mücadelesini koyduğu bir yani gayret sarf etti bunu gösterdi ya. Ya. Bak bunu gösterdi helal olsun. En büyük değişimi gösteren oyuncuların başı birinci sırada şu anda. Evet. Şu anda sezon başı eleştirdik biz bu oyuncuyu. Ya Kayseri maçından geldikten sonra helal olsun. İlk buradaki evet. programda evet. Yusuf'u yerden yere vurdu. Evet. Bugün o gün de şunu söyledik hatta iyi oynasın biz gökleri evet. de çıkarıyoruz zaten. Şu oyuncular da izleyenler söylesin yabancı oyuncuların hepsi yani Luis'i bir kenara koyuyorum. Luis Enrique'yi. Tamam, yabancılar ha. var. Onun arkasından Eren Aydın diye bir tane oyuncu aldım sezon başında. Bizim evet. Şeyi oynatmadılar. Ne o? Umut Meraş. Cengiz Umut Meraş'ı oynatmadı. Çocuğun hakkı neydi? Geçen sene de aynısını yapmıştı Reha. En iyi olduğu dönemde evet. çocuğu kesti. Kendi getirdi. Şimdi Reha Hoca dedin de Reha Hoca kiminle görüşüyor hocam? Adana'yla görüşüyor. Adana Spor'la bizim yani önümüzdeki Reha hafta. Adana Spor'la evet. görüşüyor. Elazığ'da İbrahim Üzülmez büyük bir ihtimalle. Denizli'de de Mehmet Altıparmak bırakmış. Evet. Hocalar yavaş yavaş değişiklik evet. göstermeye yani, başladı. Balıkesir'de Fikret Yılmaz. Evet. Devreye girerken Burak Yılmaz'ın babası. Ona bir evet. şekilde olmuş nasıl olduysa. Burak Yılmaz var, oğlu var Burak hocam. O kadar olacak o yani. Bölgede kalıyor Burak Yılmaz. yani. Abi şimdi, onun haricinde bak Eren Aydın var. Yazı günü almışsın, dünya para vermişsin. Kim almış? Kubilay var. Kubilay gene onlara göre iyi. Yani maliyeti yüksek olmayan birinci faydalı olacak bir yerde. Ama kiralık hocam. O da kiralık. Yani benim şey yaptığım o kiralık. Da, hani faydalı olabilecek, maliyeti olmayan bir oyuncu. Gene faydalı evet. olabilecek bir oyuncu. Noyan herhalde. Noyan zaten piyasada evet, yok. Evet, sakat ve. Evet. Noyan sakat, müzmiz sakat. O zaten evet. piyasada yok. Mutsuzmuş Emre yani kendisi. Bir tane stoper aldık. Ramazan'da ikisini oynatsak her maçı mağlup olur. İnşallah bunlara biz transfer ücreti ödememişizdir. Sayın Başkan bizi izliyorsa. Transfer bunlar ödendi. Yok. Noyan, Bella bunlara inşallah o servis parası veriyor muydu? Fazla yani bunların oturduğu süreleri transfer taksitlerinden kesmek lazım. Bunlar şey, bir tanesi oturuyor tribünde maç seyrediyor. Birkaç tanesi. 2-3 haftadır hatta soruyorum. Bunlar kim diyorum. Yani iyice tanıyamadık. Mankenler geçidi oluyor evet. abi bizim. Yani, çoğunluğu. Yazık günah ya. Vallahi. Yani bu... Şu harcanan başkanın gösterdiği şu özveriyle şu harcanan paralarla şu takım bu kadar boş transfer yapılmaması lazım. Geçen sene de aynı şey konuşuldu. 3 tane adam üzerine durduk. Duru dedik, Aran dedik, Reha dedik. Takımı mahvetti. Dünya kadar para harcattı. Gelenleri getirdiler, gönderdikleri bir sürü oyuncular oldu. Takımı bizim borca soktular dedi. Bir sürü. Bu sefer de bakıyorsun yine dünyada da bir Halil İbrahim vardı hatırlıyor musun abi? O da yok. Gitti mi o da? Kadro dışı bırakmışlar. Yani şimdi saydığın zaman kaç tane oyuncu var şurada? Olmayacak oyuncu ama bir şekilde kadroda. Evet. Yani ha oyuna giriyor katkısı var mı? Yok. Ya zaten hani oyuna girip katkı olsa, Oferan'ın bir katkısı olsa diyeceğim tamam. Bir kız girdi, 3 tane gol pozisyonu. En azından bir şeyler yapmaya çabaladı. Yani pozisyona girdi. Azsa belki maçın işi şekli değişecek. Ama o da yok. Bakıyorsun o zaman diyorsun ki ya vallahi yazık ya. O kadar paralara diyorsun yazık. Nasıl oldu bu transfer? Kimler tarafından yapıldı? Nasıl getirildi? Hangi menajerler getirildi? Benim mesela aldığım bir duyum var. Duyum üzerine konuşuyorum. Hani böyle çok kendi canlı şahit olma ama gelen yabancıların hepsi bir tane menajer üzerinden geldi diyorlar. O zaman diyorsun ki lan bu işin altında bir şey var yani. Aynı menajer nasıl? Meşhur menajer işte. Ha, meşhur menajer. İsim lazım de değil. Meşhur menajer. Bizde hocayı da getiren bir menajer. Diyorsun ki o zaman burada bir yanlışlık var. Cüneyt yani. Hoca'yı değil yalnız. O Sait Karafırtınaları Karabük'te türbüne getiren menajer. Nasıl olacak o zaman bu iş?
Ya şeyler gibidir bunlar. Şimdi atmacalar gibi. Atmaca can çekişirken şeyin etrafında dönermiş. Yaralı avın. Hayvan veya işte avının insan da olabilir bu. Çölde o yaralıysa yavaş yavaş dönermiş etrafında. Onun ölmesini bekliyor veya artık tamamen hareketsiz kaldıktan sonra çökermiş başını. Başlarmış gagalamaya, etlerini koparmaya. Şimdi bu camiada da böyle şeyler yaşanıyor, tipler var. Böyle bakıyor ki antrenör teklemeye başladı mı oraya bindirmeler başlıyor artık. Abi de şimdi yazı günü. Geçen sene Reha Erginer'e verdiğimiz şansı bir sene verdik. Yani böyle istifa etti dediler, işte başkan gönderdi falan ama bir sene bu adama tahammül edildi. Ki ilk belki bence hocalığı ilk buradaydı. Çünkü düşen evet. Bir takım almıştı. Hazır bir takıma gelmişti. Dedik ki hocalığı burada. Burada ispat edeceğiz. Aynısını hatırlıyorsun abi. Cüneyt Hoca için de konuştuk. Karşıya kalacağız. Kayseri'ye dediler ki şampiyon yaptı. Alttan geldi. Hiç alakası yok. Altyapıdan gelmemişti. Yücel Diz'in yardımcılığını yapmıştı. Yardımcılıktan geldi. Ama orada bir menajer vardı Süleyman Urma. Onun çok büyük etkisi vardı. Dedik Cüneyt ne yapacak? 20 trilyon Karşıyaka'ya transfer yaptı. Batırdı gitti. Veya geçen sene geldi burada çok üst düzey paralarla çalıştı. Oyuncular aldı, üst düzey oyuncular derken para anlamında üst düzey. Yani çok büyük paralar verildi. Hiçbir şey yapamadan gitti. Şimdi bu sene Özcan Hoca geldi, 6-7 maç kaldı, bir şey yapamadı. O zaman abi Cüneyt Hoca geldi. Seversin, sevmezsin, katılırsın, benim fikrime evet. Katılmazsın onu bilmiyorum ama şu andaki olduğu periyotta 11 puan almış, bana göre başarılı. Ya bir de bu takımla bu kadar eleştiriyorum bu kadar. Yani takımla. Sezon başındaki yani. Oyun yapısına bakıyorsun. Cüneyt Hoca'nın şu anda uyguladığı oyun yapısına, şu andaki oyuncuların mücadelesine bakıyorsun. En azından şu anda göze gelen, hoş gelen evet, bir futbol evet. Var. Oyuncuların bir gayreti, bir mücadelesi var. O zaman sen başka hocalara tanıdığın şansı bu hocayı da tanıyorsun. Evet, yani aynen. Sen bunu şimdi altyapı hocada görürsen, adam şimdi sonuçta 3 tane maç almış. Evet. Doğru mu? Doğru. Mağlubiyeti var. Bir de iyi takımları yemiş. 2 tane beraberliği yani. Var. Evet. Bir tane mağlubiyeti evet. Var. Sen hala daha bunu altyapı hocası görürsen, sen Karabük'e hoca getirirsen, o zaman dersi oyuncu der ki kafasında şöyle bir şey. Ki illa bizim duyduğumuz. Evet. Oyuncu da evet. Duyuyor yani. Oyuncular evet. Da duyuyor. Diyecek ki Cüneyt Hoca'ya hala yönetim kurulu tarafından altyapı hocası olarak görülüyor. O zaman biz de davranışın tutumumuzu ona göre. Futbol çünkü öyledir abi. Zekidir, akıllıdır yani. Yönetim olarak sen bu hocanın arkasına durmazsan o zaman oyuncular da durmazlar. Oyunculara da istediğini yaptırtamaz Cüneyt Hoca. Yani söylediği hiçbir şey kabul görmez, kulak ardı evet. Edilir. Disiplini sağlayamazsın. Evet. Şimdi o zaman da ne olacak? Şimdi bu adam başarılı. Baktığın zaman ekran. Evet. Yani, başarılı tabii. Başarılı abi yani. Ben hocayı başarılı olarak görüyorum. İşte aynen. Destek aynen. Vermezsen. Şimdi bu kara fırtınaların getirmesi demek. Ulan bir maç mağlup oldum. Bir maçta mağlup oldum. Hadi Cüneyt Hoca güle güle diyeceksin. Evet. Yani o anlama geliyor yani. Şimdi tabii ki bu sizin senaryonuz pek tutmayabilir. Bu kötü niyetli senaryolar bazen direklerden biz döner. Söyleyelim de. Yani biz hocanın arkasında yani Boluspor'un arkasındayız. Cüneyt Hoca da başarılı ve destek olunması lazım diyoruz. Geçen sene Reha'ya verilen imtiyazlar, destekler bu senede Cüneyt Hoca'ya verilmeli. Yani. Sonuna kadar. Abi bir de bak şöyle bir şey var. Geçen sene Reha getirildi. Çok büyük paralarla getirildi. Onun istediği oyuncular alındı. Cüneyt Hoca'nın bak bu sene Ümit Hoca getirildi, Ümit Özat getirildi. Benim sezon başında hatırladım dedi ki Cengiz Umut Meraş'ı gönderin dedi. Bak. Bundan topçu olmaz. Abi bundan futbolcu olmaz dedi. Şu anda en çok konuştuğumuz 3 tane adamdan bir tanesi Soner Şahin, Luis, Cengiz Umut. 3 tanesini çıkar. Takımın belki %50'si. Yani en istikrarlı oynadığından beri en istikrarlı adamlar. Eren Aydın'ı getirdi yedek. Emre Can'ı getirdi. Yedek. Bomba. Evet. O arada birkaç tane daha yabancılar işte Kazakistan'dan, Azerbaycan'dan gelecekti, gidecekti bilmem neydi. Ama biz sezona kötü başladık. Yani şimdi Ümit Hoca ile başla. Ondan sonra Özcan'ı getir. Bak. Ya futbolcuların bu yabancıların çoğu ligler başlamasına bir hafta kala geldi ya. Yok, hazırlık görmediler ya. Şunu söylemek istiyorum. Bu transferleri Ümit Özat'la Özcan bizatihi yaptı. Geçen sene de Reha yaptı transferleri. Ümit Hoca'nın Cüneyt Hoca'nın bu transferlerde hiçbir dahli yok.
Ya ben kabul etmeme gibi şimdi, bir kalıyor. Kesinlikle ona katılıyorum canım. Onunla ilgili şey yapmıyoruz. Cüneyt Hoca zaten. Özcan Hoca'ya bakıyorsun. Adam geldi 6 maçta. Adamın galibiyeti yok. Ama onun yanına getirdiğin, altyapıdan getirdiğin bir adamın 11 puanı var, 3 tane galibiyeti var, 2 tane beraberliği var, 1 tane mağlubiyeti var. O yani, zaman bu adamı diyorum ki, bu adam transferlerde yok. Onlar kadar para almamış. Yani belki maaşı, onların aldığı maaşın belki 5'te 1, 4'te 1, 3'te 1 neyse bilmiyorum ne kadar olduğunu ama o kadar. Ama başarılı bir, hani altyapıdan da olsa bu hocanın arkasında durulması gerekiyor diye ben düşünüyorum. Bir de Cüneyt Hoca ile mesela beraber kaldığımız maçlarda, Alanya maçını saymıyoruz ama Antep ve mesela Elazığ maçlarında galibiyeti kaçıran taraf bizdik bir de. Yani kötü de oynamadık. Bir Alanya maçı Cüneyt Hoca'nın döneminde, o da doğal yani artık. Cüneyt o da... Hoca bu aldığı çıktığı maçlarda başarısı olsa diyecekti ki ya Cüneyt Hoca kusura bakma derdik. Evet. Yani derdik evet. Olmuyor yani bir şekilde ya bırak ya git ya zaten çoktan buraya da tahammül etmezlerdi. Bıraktırırlardı yani hocayı. Ama şu anda bu hocanın, olan hocanın da maliyetsiz ya. Biz ne kadar güzel bir şey. Altyapıdan bir tane hocayı yapmamışsın. Bedava ya. Real gelmiş 900 milyar seni güzel bir ameliyat etmiş. Transferlerle 10 trilyon ameliyat etmiş. Operasyon. Ondan getirmişsin. İşte Halit senin eski Halit'in. Salih senin eski oyuncun Salih. Evet, Abdullah gel senin eski kaleci antrenörün. Hiçbir tanesi senden özel bir talepte, bir istekte, bir maaş talepte bulunacak, Cüneyt Hoca bulunacak insanlar değil. Bir de huzursuzluk çıkartacak adam değil bunlar yani. Daha ne güzel işte, daha böyle bir grup, bir hoca grubu yakalamışsın abi. Bundan daha destek olmaktan daha güzel ne var ya? Öyle değil mi? Ya şu anda hepsini toplasan 5'er lira maaş, Cüneyt Hoca'nın maaşını bilmiyoruz. En fazla vereceği rakam 25-30 lira paradır yani. Hepsini esasında başkan futbolcuları şu anda toplayıp Bolu ekonomisinde şimdi, bu para Bolu ekonomisinde kalsın, dışarıya gitmesin. Şimdi, abi yani öyle. Şunu diyeceğim hocam, Fatih Terim nasıl hoca oldu? Yönetim getirdi Fatih Terim, 4 senelik anlaşma yaptı. Evet. Dediler ki Fatih Hoca maçlara çıktı galip mağlup falan derken Fenerbahçe maçı var. Çıktı Fenerbahçe'ye 4-0 yenildi kendi evinde. Bütün stat bağırıyor. Fatih istifa, Fatih istifa diye. Maçtan sonra çıktı. Başkan Faruk Süren eğer yanlış hatırlamıyorsam dedi ki bizim 4 sene hocamız Fatih Terim'dir. İster şampiyon oluruz ister olmayız. Biz 4 sene hocamızın arkasındayız. Güveniyoruz. Hem, o söylemi, o güveni verdiler. Oyuncular da anladılar. Ne olursa olsun bu hoca gitmeyecek yani. Dediler ki her şey değişir. Fatih Terim değişmez kardeşim. Ama Fatih Hoca orada kaldı. Ondan sonra ne yaptı? 9 puan geriden gelerek ilk şampiyonluğunu aldı ve 4 sene üst üste lig şampiyonu, UEFA ve Süper Kupayı aldı. Bolspor İşte UEFA Süper Kupa geçti. Fenerbahçeli'nin ağzından bunları duymak abi, ne kadar güzel. Fenerbahçe ben hani Süper Lig'de olur ama ben Bolsporlu'yu tutuyorum. Şimdi doğruya doğru iyi demek lazım. Türk futbolu bir yere gelecekse bu en alttan başlaması lazım. Çünkü hiçbir futbolcu direkt Fener'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta oynamaya başlamıyor. Bir altyapıdan başlıyor, bir takımdan başlıyor. Salih Uçan işte ta bir amatör takımdan. Fethi amatör takımdan. Biz de izledik o sene. Biz de izledik. Oradan çıka. Şimdi adam Roma'da oynuyor. Bakın yani Enes Ünal Bursa Spor'un altyapısından yetişip eğer yanlış hatırlamıyorsam şu anda işte gitti gene Avrupa'da Genk'te kiralık oynuyor. Hayır, Manchester City'ye gitti. Hani şunu söyleyeceğim. Ya biz de Cüneyt Hocam gelmiş. Cüneyt Hoca'ya güveniyoruz mu? Güveniyoruz. Tamam. Bu adamın futbol bilgisi var mı? Var. Herkes hem fikir mi? Hem fikir. O zaman yönetim çıkacak, toplayacak, diyecek ki şu futbolcuyu herkes diyecek arkadaşlar biz bir senelik mi anlaşma yaptık? Biz bir sene çok ekstra bir olay olur. Çok afaki bir olay olur. Cüneyt Hoca gelir 5'te 0 çeker takım çok kötü oynar falan dersin. Tamam, hocam tamam. 10 senelik anlaşma yapsan tamam, başarısı olduğu zaman o anlaşmanın bir şey yoksa. Ama şimdi ortadaki geride kalan maçlar ortada. Takımın yükselen bir form grafiği var. Cüneyt Hoca'nın ortaya koyduğu teknik taktik bakıyorsun. Şimdi Ümit Özat ve Özcan bizzat geçen sene Reha Hoca bunlardan aşağı mı? Hayır. Ki eleştirdiğimiz kadro ile yapıyor bunları. Yani hani kendisinin aldı yani kendisinin bir tane bile oyuncusu yoktu. Bir Umut Meraş altyapıdan bir de Fahri Eren Pamuk, Emrullah var. Onlar var. Evet. Oynatırsa onları oynatacak hoca. Hani şunun için diyorum. Başkan yönetim toplayacak diyecekler futbolculara. Biz sezon sonuna kadar hocamız Cüneyt Hoca'dır. İşte bu. Bunu verecek. Herkes aklını başına alsın.
Sonuçta bütün şeyleri Cüneyt Hoca ile konuşacaklar, istişare edecekler ve kararları onunla beraber verecekler. Şimdi tamam, mesela Soner var abi olarak, Ramazan var, Adem var. Hocam, bunlar kötü bir şey değil. Olsun. Asla kötü demiyoruz. Bu oyuncular da şu ana kadar abilik yapıyorlar gerçekten. Tevfik var, tecrübeli oyuncu. Yani. İşte yönetim de artık oturacak, diyecek ki ben şimdi Savaş Başkanı harca nereye kadar harcayacak? Yani bir yerde diyecek ki yeter, ben mi diyecek ya? Yani tamam, federasyondan şundan buradan gidiyor ama 5 milyar reklam bulmaya falan bu iş dönecek. O dönmez. Olmaz. En kötü 300-350 milyar para, en kötüsünü diyorum yani. Bu adam bazen yeri geliyor 700-800 milyara çıkıyor. Bu 5 milyar reklamla falan olacak iş değil abi. Şimdi yarın bir gün Bolu Spor'da inşallah, yani hani temennimiz o yönde. Hani ilk 6 iddiası inşallah gündeme geldiği zaman, yani bu sefer primler de, yani prim vermek zorundasın futbolcuya. Bu haftaki maç, yazı maçının primi 10 milyar da abi. O yani ligde, PTT liginde 10 milyar para bir. Evet. Bir kişi çok büyük para yani. Evet. Şimdi 10 milyar için asgari ücret adam bir sene çalışıyor. Yani. Evet, aynen. Aynen. Adam futbolcu bir maçta alıyor, evet, asgari ücretli bir sene çalışıyor. Şimdi baktığın zaman şimdi kolay değil. Yani devamını ver. Şimdi kulübe giren para galibiyette 70-80 milyar. Beraberlikte benim 30-40 milyar. Evet. Şimdi sen bir tane maç kazandığın zaman 10 milyar prim olduğu zaman nereden baksan 18'e dağıtıyorsun. Onun masörü, malzemecisi, hocalar bilmem neyi falan filan. Oluyor senin o oyun 25 kişi. Evet. Sen 80 lira gelecek, 250 lira para ödeyeceksin. Evet. 230-240 lira para ödeyeceksin. Evet. Yani böyle altından kalkılabilecek kolay bir iş de değil. Değil. Ne oluyor? Hep cepten vereceksin. Evet, cepten vereceksin yani. Şimdi tabii hocam, Adana Spor, gerçi bu hafta değil, ondan sonraki hafta deplasmanda oynayacağız. Adana Spor'da da bir hoca değişikliği oldu. Ümit Hoca gitti. Daha olmadı. Daha netleşmedi. Ama şöyle de bir durum varmış. Bugün konuştuğumuz bir konu oldu. Ümit Hoca'yı futbolcular çok seviyormuş. Eyüp Hoca. Eyüp Arın'ı futbolcular çok seviyormuş. Ama bu da tabii orada Bayram Akgül başkan, o ne derse o oluyor. Biraz Adana'dan farklı şirket kulübü. Şimdi eğer Eyüp Arın'ı kararında ısrar ederse Bolu maçı için avantaj olabilir bu şeklinde bir değerlendirme oldu. Çünkü futbolcular Eyüp Arın'ın gitmesini istemiyormuş. Benim duyduğum kadarıyla. Bu kadar durmasının en büyük sebebi oyuncular. Oyuncular hocaya çok değer veriyor, çok seviyor, çok sayıyor. Ama işte başkan ve yöneticiler de hoca değişikliğinin olması gerektiğini düşünüp bu şekilde bir karar aldıklarını ifade etmişler. Şu anda öğrendim. Ben Eyüp Arın istifa etti. Evet. Reher Güner'le Bayram Akgül'ün İstanbul'da görüştüğü yönünde. Evet. Yani o yüzden tabii önemli olan bizim dileğimiz Bolu Spor Adana deplasmanından da puan ya da puanlarla dönsün. Beni o ilgilendiriyor. İster Eyüp Hoca kalsın, Adana, ister Adana, Reha kalsın. Şans tutma Adana'lıyım. Yani biz oradan puan ya da puanlarla dönelim. Kim gelirse, isterse Mourinho'yu getirsin. Beni çok ilgilendirmiyor yani. O yüzden bunu Bolu Spor başarabilir mi? Bunu başarabilir. Biz Karabük'te o koyduğu mücadelenin aynısını üstüne koyarsa zaten alır. Çok büyük bir aksilik, hani sürpriz olmazsa. Ama işte hocamla seyrettik. Ben gerçi ilk 10 dakika biz biraz geç girdik. Geç yetiştik. İlk 10 dakika içinde dedim hocama, ya dedim, yani hatta Cüneyt hocama da dedim. Yani dedim ya bu ne, yani ne olacak falan dedim. Erken mi çıkacağız yani? Aynen o. Ama 10. dakikadan sonra baktı, dedim ki aynen hocam, dedim biz bu maçı, dedim yani hatta ben hocam seyrettim maçı, ben stadı dolaştım, dedim ne güzel stadı, çok güzel ya, dedim Bolu'ya da böyle bir stad yapılması lazım, ben gayet rahattım. Ondan sonra hatta hocam dedi ki ya niye oturun, ben dedim hocam biz yani puan alırız dedim buradan, mağlup olmayız. Ama ilk 10 dakika dedim ya biz herhalde erken çıkacağız dedim buradan. Ama ondan sonra takım bir o stresi attı. Çünkü Alanya maçının ve mağlubiyetin vermiş olduğu bir stres denildi. Ondan sonra pozisyonlar, iyi oyun, rakibi oynatmama, işte ikinci yarıda gol de gelince rahatladık.
İşte Adana maçında da, Karabük maçında ve Elazığ maçında ortaya koyduğumuz mücadele ve hani oynama isteğini sahaya yansıtabilirsek, ben Adana'dan da hani rahat 3 puan alacağımızı düşünüyorum bakın. Yani puan değil, beraberlik değil. Hani çok da afaki bir durum olmazsa, yani işte bireysel hataları da çok bariz büyük hatalar yapmazsak, ben çünkü Adana'daki hoca değişikliğinin de hani çok olumlu yansır mı yansımaz mı bilmiyorum ama şimdi Adana Spor'a baktığın zaman Adana Spor da seninle aynı puanda. Evet. 14-14. Baktığın zaman işte o da hatta 13 gol atmış, 13 gol yemiş. Yani az gol atıp çok gol yiyen bir takım. Yani biz de aynı. Biz de 10 gol atmışız, 12 gol yemişiz. Yani aynı, hemen hemen aynı. Denk güç. Yani kim iyi olursa, kim ayakta kalırsa, kim az hata yaparsa onun kazanabileceği bir maç. Ama Boluspor'la Adana Spor'u yan yana koyduğun zaman hani Boluspor daha ağır basıyor diye ben düşünüyorum. Tabii bilmiyorum artık ne olur. Onu da göreceğiz. Zaten bu hafta sonunda sanıyorum bir hazırlık maçımız var değil mi? Orhan Gazi ile deplasmanda. Cumartesi günü. Evet. Peki tabii yavaş yavaş da programımızın sonuna doğru geliyoruz hocam. Ligin bundan sonrası için özellikle Adana maçı var, ondan sonra Göztepe maçı var. Ya tabii bu son yani bu oynayacağımız 3 maç çok önemli. Adana'ya gidiyoruz, Göztepe'ye gidiyoruz, Giresun'a gidiyoruz. Puan açısından da bizim için. İlk yarısını iyi puanla bitirmek açısından bizim için çok önemli. Ama Adana maçları bizim oynadığımız dönemlerde de çok zevkli, atmosferi güzel, büyükşehir taraftarı olan güzel maçlar şeklinde geçiyor. Benim hatırladığım maçlarda Adana'nın bize çok şansını tutmadı tabii. Şans derken çok rezil oynayıp da maç kazanma anlamından söylemiyorum ama. Bunun son dönemde aldığımız maçlarda hep aldık orada. Bir de biz bir Adana maçına gittik. 90 dakika tek kale oynadı Adana Spor Levent Eliş döneminde. Evet. Biz kaleye doğru dürüst gitmedik. 90. dakika bir tane İskender Alın bir tane çaktı. Evet. 90 artı artıyla 1-0 aldık geldik. Evet. Yani futbolda şans faktöründe olacak. İnşallah hem iyi oynarız hem de iyi skorla döneriz. Yani dönersek 17 puan yapmış olacağız. Bizim devreyi bir 25 puanla kapatmamız lazım. Yani kapatmazsak çok büyük sıkıntı. Eğer devreye böyle gidersek devre arasında ben yani az çok Cüneyt Hoca'yı da bildiğim için bir temizlik yapacağına işte yapması da lazım hocam. Yapması da lazım yani. Çünkü bu oyuncular oynamıyor. Bir sürü oyuncu var. Bunlara para da vermenin manası yok. Yani temizlik yapalım. Evet. Ha bir de şey neyse, var. Neyse 1,5 ay kaldı devreye. Hani şey kaldı. Kulübün yapısını oyuncuların içeride bozan Serdar Özbayraklar mesela yakışır bu takıma değil mi hocam? Elazığ'ın mesela 10 numarası. Ciddiyeti bozan oyuncular varsa onları da göndereceksin abi. Yani şimdi mesela bazı oyuncular vardır burada papaz tabir ettiğimiz oyuncular içeride sıkıntı oynamadığı için sıkıntı yapıyordur büyük ihtimalle. Evet. Ki görüntüde şu anda baktığım zaman kadroda öyle. Onlar da güzelce bir temizlik ayıklayıp çünkü hiçbiri bulunmaz hükümeti değil. Buraya ne oyuncular geldi gitti yani. Evet. Biz burada Beşiktaş'ta Recep'i de gördük. Evet. Beşiktaş Şenol'u da gördük. Çok üst düzey. Faruk'un da Arif'in de gördük değil mi? Evet. Hepsi bir yani. Yoklar yani. Evet. Kolej mezunu Erol Kapucu'yu bile gördük değil mi? Bile bütün Bolu. İlkokul mezunu adam Erol Kapucu'yu, kolej mezunu onu da gördük tamam, yani değil mi? Koleji bilen bilir de bilmeyen de şey sanır. Yani uluslararası Türkiye, dünya dışında bir okul. Evet. Neyse yani şeyini göstermek için cehaletini ortaya koymuş. Yani bir tahsilini göstermek için bazı insanlar onun, öyledir. Tahsilini onun, ön plana çıkarmak için cehaletini daha çok fazla belli eder. Bazı şeyler vardı. İşte o dönemde bayağı bir yazarlık yapan arkadaşlar vardı. Çorbacı vardı dedi. Çorbacılar, berberler işte gelip köşe yazarlığı yapıyor. Hani bize saldırıyor gibisine onu biraz o takmıştı. Ama o da şeyli yaptı tabii açıldı. O dönemde bayağı çoktu ama berber. Vardı ama berber, şimdi berber, onun da vardı. Önüne çokantacı vardı çorbacı. Şimdi onun da önüne listeyi koymuşlar. He. Anladığım kadarıyla. O da çünkü nereden bilecek? O işte atıyorum Hakkı Öztaba, Berber, Mustafa Özkan, Çorbacı, öteki hani küçümsemem anında söylemiyorum. Öteki bilmem ne. Şimdi sen Boluspor gibi bir takımda futbol oynayacaksın. Boluspor gibi bir... Ya ondan sonra gitti zaten şu anda kendisi kahvecilik yapıyor galiba. Yani bizden gidenler ya manavcılık yapıyor ya fırıncılık yapıyor. İşte kimdi?
Malatya'dan geldi bize, şu anda fırıncılık yapıyor. Serdar Samatyalı. Marmara'da Kaleci Mehmet vardı, Kaleci Mehmet evet kahvecilik yapıyor. Yani bunlar çoğu Ankara'da. Bunlar çaylık yapıyor. Evet. Hayatın içerisinde olan şeyler. Evet. Bu hafta sonu yani bu hafta değil de önümüzdeki hafta oynayacağımız maçta Boluspor'a başarılar diliyoruz. İnşallah ben de başarılar diliyorum. Çok fazla döneriz. Konuşmuyorum. Boluspor dediğin gibi Karabük'teki maçı Boluspor gibi oynarsa, hatta üzerine koyarsa daha farklı bir sonucu elde ederiz ama kendine güvenerek Karabük'teki maçın aynısını tekrar ederlerse bu maçı almamaları için neden yok? Biz güveniyoruz. Abi Karabük ve Elazığ son diğer maçları bir kenara koyalım. Hani Urfa maçında da kötü oynamadık biz baktığın zaman. Çok daha farklıydı. Antep maçı ya son saniyede de alabilirdik. O maçlara bir şey diyemiyorsun. Yani hoca gelmiş çarşamba günü ilk maçına çıkacak. Artık o antrenmanda yaptığın antrenmanda gördüğün, gözlemlediğin oyuncularla maça çıkıyorsun. O bir kısmet ama bundan sonraki süreçte Cüneyt Hoca'yı eleştirme şansımız çok fazla. Neden? 5 hafta oldu. 5 haftada takımın başında. Zaman zaman aralar, milli maç araları da oldu. Bu hafta gene var. Şansı oldu. Ha bundan sonra Cüneyt Hoca kötü giderse eleştiririz. Ama o maçlarda hiçbir şey söyleme şansımız yoktu. Çünkü kucağında bir pimi çekilmiş bir bomba bulmuş tabiri caizse. Yani sezon başını geçirmedi. Şu anda yerine taktı. Yavaş yavaş. Ha bundan sonra Adana maçı olur. Önümüze Göztepe maçı olur. Olursa Giresun maçı olur. Her türlü eleştiririz. Eleştirmemiz de lazım yani. Olursa inşallah öyle bir şey olmaz. Takım düzgün gider ama hani yaptığı gördüğümüz yanlışlar söyleyeceğiz ki de biz söyleceğiz, burada hiçbir futbolcu geçen sene Rea Hoca'yı da burada yerin dibine sokuyorduk. Arhan'ı da sokuyorduk. İsmail Duru'ya da zaman zaman Arhan'ı göremedik ki yani hiç göremedik abi. İki taraf göremedik. Yani Arhan bir adı geldi. Bir de bir arada gidiyorum dedi. Gitti galiba. Yani Arhan sezon başı olan menajeri de çok burada eleştirdik. Evet. Osman Zeki'yi de eleştirdik. Evet. Yani herkes gördüğümüz Osman Zeki Eskişehir'e gitti yalnız değil mi? 4-0. 4-0. Çok başarılı. şimdi program sonrası Caner'in bizim Bolu Gazeteciler Cemiyeti eski başkanlarından gazetecilik camiasında yakından tanıdığı bir arkadaş, onun bir fıkra demeyeyim, onun bir anısı var, onu da programdan sonra anlatayım, uzun olur. Biraz önceki hani yok ki manası. O yüzden ben teşekkür ediyorum sizlere. İnşallah Boluspor Adana maçını, Göztepe maçını yani en kötü gideriz Adana'da. Hiç tabii. Kebap vardı. Adana'da yediğim kebabı hiçbir bir tarafta yemedim hocam, onu söyleyeyim. Yani. Adana maçı severi olabilir yani. Evet. Ya Mustafa damak zevkini Mustafa'ya sormak lazım. Evet. Akçık Hoca da güzel hocam, İlhan abimle falan böyle balıkları. Damak zevki yani yok. O kadar açık etmeyelim de millet. Cirasına da gideceğiz ama. Bak gecenin bu saatinde bu kadar açık etmeyin de gecenin bu saatinde millet buzdolaplarına saldırmasın. Peki teşekkür ediyorum ben. Sevgili seyirciler, önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere diyorum. Ben hepinize iyi geceler.